Şimdi hocam bu astral seyahat meselesi yine sizin kitapta işlediğiniz konulardan bir tanesi. Bu mümkün mü? Bunu da yine insanların e, bunu kullanarak istismar edildiğine dair bir takım örneklerle karşılaşabiliyoruz. E, bir kere bir insanın astral seyahat yapması mümkün mü? İkincisi bir başka insan tarafından o insana astral seyahat yaptırmak böyle bir durum söz konusu mu? Ya da astral seyahat nedir? Önce onu bir anlamaya çalışalım. Şimdi astral seyahat aslında 19. yüzyılda bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Eskiden yok. Madame Blavatsky e, isimli bir kadın tarafından ortaya atılıyor ki o New Age'in kurucularından biridir. Yani büyücü olduğunu iddia eder. Onunki biraz farklı. Aslında bir aura e, düzlemi olduğunu, bir astral düzlem olduğunu bizim o düzleme çıkabileceğimizi iddia eder. Yani onun astral seyahatten anladığı farklı bir şey. Hatta bir gümüş iple bağlıyız böyle yukarıya çıkıyoruz. Böyle bir iddiası var ama daha çok günümüzde bizim fiziki bedenimizi terk edip ruhumuzla dolaşıp farklı yerleri görmemiz, gezinmemiz anlamında e, kullanılıyor. Bunun baştan söyleyeyim bu mümkün değil. E, niye mümkün olmadığını düşünüyorum ve anlamı nedir bunu bir ifade etmek lazım. Bir kere e, bilimsel testi çok kolay. Yani eğer ki bu mümkünse yan odaya siz bir cisim koyarsınız. O yan odaya bizim ruhumuz terk edip oraya girer. Orada ne olduğunu görür. Bize bilgi verir. Yani test etmesi çok kolay. Bugüne kadar hiç kimse böyle bir testi başarıyla e, geçemedi. İkincisi böyle bir şey olsa yani bilimsel bir devrim olur. Yani demin dedik ki Ay'a gitmek. Ay'a niye bir fiziksel bir araçla gideyim ki? Astral seyahat yapabiliyorsam bedenimi terk ederim. Ay'a gidip Gezelim. Denizaltıyla... 7 milyar dolar e, harcamaya yani. 400 bin insanın çalışacağı bir çalışma platformu oluşturmaya gerek yok. Gerek yok. Biz gidelim. işte denizlerin altına. Niye ineceğiz denizaltılarla? Biz inip dolaşalım. Orada ne takım canlılar var onları görelim. Yani bilimsel bir devrim olur astral seyahat mümkün olsa. Ki zaten bir kısmı da bunları e, iddia etmişler. Geçmişte İngosvan vardı. Çok meşhur bu astral seyahat yaptığını iddia eden adam. İşte ben Jüpiter'e gittim diyordu. Jüpiter'i anlatıyor. Şöyle dağlar vardır işte, şöyle kanyonlar vardır Mesela vesaire kimse diye. Kimse gitmediği için böyle o şimdi dağlar yoktur diyebilecek e, kimse diyor yani. Öyle olacağını düşünüyordu insanlar veya şöyle düşünüyordu. Gidince de orada dağlar görülecek. Ha bu dağdan bahsedecek. Halbuki bilmediği şey Jüpiter e, gaz devi. Sıvı aslında tamamen yüzey. Hiçbir yerinde dağ yok. Yani adamın anlattığı şey Jüpiter'de olamaz yok da zaten. Dolayısıyla adam tam bir üçkağıtçı atçı ama Zamanında insanlara bunun eğitimini vererek e, büyük paralar götürdü. Bugünkü insanlar da böyle iddialarda bulunuyorlar ama e, ne yazık ki e, bunu gösterebilen yok. Bunlar üstünde çalışmalar var. İşte Susan Blackmore isimli bir e, kadın bilim insanı var. Kendisi zamanında astral seyahat deneyimi yaşıyor bir New Age gurusu tarafından ve nüveyetçi oluyor kadın. İlk başlarda yapabildiğini düşünüyor astral seyahati. Daha sonra araştırma yaptığında aslında bunun tamamen hayal görme olduğu, yani bedenini terk ettiği ilüzyonuna kapıldığını fark ediyor. Ve astral seyahat yapılan insanların aslında çok kolay hipnotize edilebilen, kolay hayale dalan insanlar olduğunu gösteriyor. Ve bu yaşanılan tecrübenin bir gerçekliği olmadığını gösteriyor. Daha sonra kadın en büyük eleştirmenlerinden biri oluyor astral seyahatin. Yani astral seyahat yapabildiğinizi düşünüyorsanız, biri sizi e, yaptırıyorsa aslında muhtemelen sizi hipnotize ediyordur veya sizi bir hayal etme, hayal gücünüz olarak hayal etmeye e, nizi sağlıyordur. Bilimsel teste tabi tutun kendinizi. Yani yan odaya bir şey koydurtun birine. Astral seyahatle ben yan odaya gideyim gerçekten görebiliyorum mucisini Bir test edin. Göreceksiniz ki aslında sadece bir hayal görüyorsunuz. Şimdi ya. hocam bazen şöyle iddialar oluyor. Yani deniyor ki mesela hayatımda hiç Mardin'e gitmedim. Ama işte bu astral seyahatle bana Mardin'in bütün sokaklarını gezdirdi. Hatta nerede ne olduğunu ben söyledim gerçekten daha önce Mardin'e gidip de bilen insanlar onu doğruladı. Böyle bir şey yani mümkün olmadığını zaten söylediniz astral seyahatle bir yere gitmek ama bu acaba o bir şekilde hipnotize ederek o insana e, oraları gittiği konusunda gerçekten bir izlenim mi veriliyor? Yoksa o kişi de bu işin içerisinde mi? Yani çok e, muğlak şeyler söyleniyor. işte Mardin'de dar sokaklarda yürüdüm işte orada kırmızı bir ev vardı. Zaten yani her yerde kırmızı bir ev görebilirsiniz. Zaten her yerde dar sokaklar görebilirsiniz. Hele ki Mardin'in bir fotoğrafını gördüyseniz bilinçaltınıza bu yerleşir. Siz bu konuyla ilgili hayal ettiğiniz zaman zaten ona benzeri şeyler düşünüp e, hayal edersiniz. Gidiyorum yani böyle bir şey mümkün olsa mesela bunları saydık. istihbarat örgütü kullanır. Yani siz şimdi Türkiye'de biz böyle astrasiyat uzmanı oluştururuz. Beyaz Saray'a gireriz. Beyaz Saray'ın bütün sırlarını ele geçiririz yani. Bizim özel istihbarat güçleri falan geliştirmemize gerek yok ki. Ki nitekim böyle çalışmalar yapılıyor. Özellikle 70'lerde falan Amerika, Rusya çok fazla acaba seyahat yapabilir miyiz diye büyük paralar harcanıyor bunu istihbaratta kullanmak için. Hepsinin sonucu başarısız oluyor. Başarısız olduğu için de bu programlar terk ediliyor yani. <laughs>